Eserin adı Bir Yılbaşı Öyküsü. Eserin yazarı Charles Dickens. Kitabın arka kapağında şöyle yazıyor: Ebenezer cimri, huysuz ve bencil bir adamdı. Kimseyle arkadaşlık etmez, eğlencelere katılmaz, işinden başka bir şey düşünmezdi. Çok parası olduğu halde kimseye yardım etmezdi. Dünya üzerinde iyi kalpli yeğeninden başkası beni yoktu ama Ebenezer bunu da dert etmezdi. Hiç kimseye ihtiyacı olmadığını düşünürdü. Ancak Noel öncesi kapısını çalan bir ziyaretçi her şeyi değiştirdi. Aslında ziyaretçi kapıyı çalmamış, doğrudan içinden geçmişti. Bu garip ziyaretçinin eski arkadaşına anlatacak çok önemli şeyleri vardı. Karakterler: Bob Cratchit, Ebenezer Scrooge'un katibi. Peter Cratchit, Bob Cratchit'in oğullarından biri. Tim Cratchit, minik Tim, Bob Cratchit'in en küçük oğlu. Bay Fezziwig, neşeli ve cana yakın bir tüccar. Fred, Scrooge'un yeğeni. Geçmiş, Noel'in hayaleti, geçmişte olmuş olayları gösteren hayalet. Şimdiki Noel'in hayaleti, nazik, cömert ve kalpten bir kişiliği olan hayalet. Gelecek Noel'in hayaleti, gelecekte gerçekleşme ihtimali olan görüntüler gösteren hayalet. Jacob Marley'in hayaleti, Scrooge'un eski iş ortağı. Joe, denizcilik malzemesi satıcısı ve çalıntı eşya alıcısı. Ebenezer Scrooge. Scrooge ve Marley firmasının hayat tek ortağı, inatçı ve aşkgözlü bir adam. Bay Trapper, Bay Topper, bekar bir erkek. Dick Wilkins, Scrooge'un çırak arkadaşı. Belle, Scrooge'un eski sevgilisi ve sevimli bir ev hanımı. Caroline, Scrooge'un borçlularından birinin karısı. Bayan Cratchit, Bob Cratchit'in karısı. Belinda ve Martha Cratchit, üstteki karı kocanın kızları. Bayan Dilber, çamaşırcı kadın. Fan, Scrooge'un kız kardeşi. Bayan Fezziwig, Bay Fezziwig'in değerli karısı. Birinci bölüm: Marley'in hayaleti. İlk başta Marley'in öldüğünü belirtmeliyim. Bununla ilgili hiçbir şüpheniz olmasın. Cenazesinin kayıt kağıdını papaz, katip, cenazeci ve mirasçı imzaladı. Scrooge da imza attı. Scrooge'un ismi borsada dahi hatırı sayılır bir isim olduğundan imzası da çok geçerliydi. Yani bizim Marley, hani nasıl derler, bir kapı tokma kadar ölüydü. Ha bu arada, bir kapı tokma kadar ölü olmanın nasıl bir şey olduğunu kendi deneyimlerimden bilmiyorum tabii ki. Bana kalsa en ölü hırdavat tabut çivisidir derim. Ama atalarımızın teşhisinde hata olmaz. Teşbihinde hata olmaz. Benzetmeyi eleştirmek de bana düşmez. Yoksa tepemize taş bile yağabilir. Bu yüzden izin verirseniz Marley bir kapı tokma kadar ölüydü diyerek lafımı tekrar etmek istiyorum. Sanki Scrooge onun ölü olduğunu bilmiyor muydu? Tabii ki biliyordu. Zaten başka türlüsü mümkün değildi ki. Scrooge ile Marley kim bilir kaç senedir ortak çalışıyorlardı. Scrooge onun yegane varisi, yegane yöneticisi, yegane mal varisi, tek arkadaşı ve tek mirasçısıydı. Scrooge bu üzücü olaydan çok fazla etkilenmemişti, belli ki. Çünkü cenazenin kaldırıldığı gün sıkı bir pazarlıkla iş bağlamayı bile başarmıştı. Konu yine Marley'in cenazesine geldi. O yüzden ben de başladığım yere geri dönüyorum. Marley kesinlikle ölmüştü. Bu konuda sakın şüpheniz olmasın. Yoksa anlatacağım öykünün ilgi çekici hiçbir yeri kalmayacak. Hamlet'in babasının oyun başlamadan önce öldüğüne kesinlikle inanmamış olmasak, buz gibi havada kendi kale duvarlarının üstünde gece gece dolaşmasına şaşırdığı hiçbir şey bulamayacak. Orta yaşlı bir adamın rüzgarlı bir gecede yürüyüşe çıkmasından farklı bir şey göremeyecek ve hafif deli oğlunun kafasının iyice karışmasını garipsemeyecektik. Scrooge, Marley'in ismini tabeladan silmedi. Ambar kapısının üstünde, ölümünün üstünden yıllar sonra bile Scrooge ve Marley ismi okundu. Firmanın adı Scrooge ve Marley olarak biliniyordu. Bu işlere yeni başlayanlar Scrooge bazen Marley diyorlardı. Scrooge da her iki isme de yadırgamadan cevap veriyordu. Onun için ismi hiçbir şey ifade etmiyordu ki. Ah, o Scrooge ne kadar da eli sıkı bir adamdı. Hırslı olduğu kadar bir midye gibi içine kapanıktı. Öylesine buz gibi bir insandı ki bu yüz hatlarından bile belli oluyordu. İnce uzun bir burnu, pörsümüş yanakları vardı.
adımları sık ve insanı önünden çekilmeye zorlarcasına kararlıydı. Gözleri kızıllaşmış, ince dudakları morarmıştı ve konuştuğunda hırıltılı sesiyle tıslıyordu. Saçları, kaşları ve fırça gibi sakallarına kır düşmüştü. Kendi soğukluğunu çevresine de yayıyordu. Sıcak günlerde çalışma odasını buz gibi yapar, Noel'de ısıyı bir derece bile yükseltmezdi. Scrooge'u dışarısının sıcak veya soğuk olması da pek ilgilendirmiyordu. Hiçbir sıcaklık onu ısıtamıyor, kışın dondurucu soğuğu üşütmüyordu. Esen rüzgarlar ondan daha sert değildi. Düşen kar taneleri asla ondan daha kararlı olamazdı ve sicim gibi yağmur bile Scrooge'a laf edenlerden daha az laf işitmişti. Kötü hava onu bir türlü köşeye sıkıştıramıyordu. En sıkı yağmur tipi, hatta dolu bile ondan daha insaflıydı. Scrooge kötü hava koşullarından daha beter bir adamdı bile. İşte. Sokakta birisi Scrooge'a rastladığında onu durdurup "Aa, merhaba Scrooge, nasılsın? Ne zaman görüşeceğiz?" gibi dost canlısı cümleler kurmuyordu. Hiçbir dilenci onun önüne 3-5 kuruş atmasını beklemiyor. Hiçbir çocuk ona saati, hiçbir kadın veya erkek şu veya bu yere nereden gidileceğini sormuyordu. Köylerin köpekleri bile onu uzaktan gördüklerinde sahiplerini ondan uzağa çekiyor ve sanki hiç gözünün olmaması kem gözden iyidir dercesine kuyruklarını sallıyorlardı. Ama bunlar Scrooge'un umurunda bile değildi, hatta bu hoşuna gidiyor bile denilebilirdi. İnsanların sempatisini kazanmak için asla çabalamıyordu, onu tanıyanlar Scrooge'a deli diyorlardı. Günlerden bir gün, yılın en güzel dönemi olan Noel'in arifesinde bizim Scrooge hesap kitap işleriyle uğraşıyordu. Hava soğuk ve kasvetliydi. Üstüne üstlük sis vardı ve dışarıda insanların ellerini ısıtmak için birbirine sürttüğünü, ayaklarını yere vurduklarını duyabiliyordu. Meydandaki saat 3'ü biraz geçtiğini gösteriyordu ama etraf neredeyse kararmak üzereydi. Zaten gün içinde de hava pek ışımamıştı. Çevredeki yazıhanelerin pencerelerindeki titrek mumlar grimsi havanın içinde turuncu turuncu parlıyordu. Sis tüm çatlaklardan sızıyordu. Hatta o kadar yoğundu ki hemen karşıdaki evler bile hayalet gibi görünüyordu. Donuk bulut yerleşim yerlerinin üstüne öyle bir çöreklenmişti ki her şey silikleşmişti. Scrooge'un muhasebe dairesinin kapısı yanında çalışan katibini sürekli gözleyebilmek için açık dururdu. Bu katip iç karartıcı kutu gibi bir odada mektupları temize geçiyordu. Scrooge'un odasında küçücük bir ateş yanıyordu. Ama katibininki onunkinden de küçüktü ve sadece tek bir kömür parçası gözlenmiş gibi görünüyordu. Ama ateşi tazeleyemiyordu çünkü Scrooge kömürle dolu kasayı kendi odasında tutuyordu. Katip ateşi tazeleme şansı olmadığını bildiği için beyaz atkısını boynuna sardı ve mum aleviyle kendisini ısıtmaya çalıştı. Ama hayal gücü çok kuvvetli olmadığı için tabii ki başarılı olamadı. "Mutlu Noeller amcacığım, Tanrı seni korusun," diye neşeli bir çığırış duyuldu. Scrooge'un yeğeni içeriye öyle hızlı dalmıştı ki odanın ortasında bir anda bitivermiş gibi idi sanki. "Of be," dedi Scrooge. "Saçmalık." Scrooge'un yeğeni sisli ve dondurucu havaya rağmen hızlı yürümüş olmanın verdiği sıcaklıkla terlemiş görünüyordu. Yüzü alal olmuştu. Gözleri pırıl pırıl parlıyordu ve tekrar heyecanla konuşmaya başladı. "Noel mi saçmalık amca?" diye sordu. "Ciddi değilsin değil mi?" "Çok ciddiyim," dedi Scrooge. "Mutlu Noel'lermiş. Sen ne diye mutlu oluyorsun ki? Niye mutlu olasın ki? Çok fakirsin sonuçta." Amcasının tersliğine pek aldırmadan, "Madem öyle sen niye kötümser oluyorsun? Aksiliğinin sebebi ne? Yeterince zenginsin sonuçta," diye cevap verdi yeğenini. O anda verecek gibi cevabı olmayan Scrooge tekrar "of be" demekle yetindi. Ardından bir de "saçmalık" diye ekledi tabii. "Bu kadar aksi olma amca," dedi yeğeni. "Ya ne olayım ha?" dedi Scrooge. "Bunca aptalla dolu bir dünyada yaşıyorum ya. Mutlu Noel'lermiş. Noel'leri batasıcalar. Noel dönemi nedir biliyor musun? Fatura dönemidir. Ama paran yoktur. Kendini bir yıl yaşlanmış bulursun ama daha zengin değilsindir. Hesap kitap zamanıdır. Ama o hesapların yıl boyunca hep eksiye gittiğini görürsün." Eğer elimde olsa Mutlu Noel'ler lafını söylemekten git çekinmeden herkesi çoban püskülü de ekleyip bir kazana atar kaynatırdım," dedi bir kızgın bir şekilde. "Ama amca," diye çığırdı yeğeni. "Ne var yahu?" diye karşılık verdi amcası. "Kendi Noel'ini kendine sakla. Benim yolumu yoluma çıkarmaya da sakın kalkma." "Saklamak mı?" diye sordu Scrooge'un yeğeni. "Ama Noel böyle saklanacak bir şey değil ki." "Of, o zaman benden uzak dursun," dedi Scrooge. "Sana sanki hayrı mı dokunacak?"
Bana iyiliği dokunmuş ama kazanç kapısı olmamış pek çok şey olduğunu inkar edemem. Noel de bunların arasında sayılabilir. Ama Noel zamanı kutsallığının dışında da insanların birbirine iyi davrandığı, birbirini affettiği ve kadınlarla erkeklerin kalplerini dış dünyaya açıp sonu mezarda biten yolculukta herkes eşit saydığı uzun yılın tek dönemidir. Bu yüzden amcacığım Noel cebime 3 kuruş para koymamı sağlamamış olabilir ama bana iyiliği dokunduğunu ve gelecekte de bunun böyle olacağını söylemekten çekinmem. Tanrı hep güzel Noeller bahşetsin. Küçük odadaki katip elinde olmadan bu güzel konuşmaya alkış tuttu. Bunun ne kadar yakışıksız kaçtığını anlayınca da ilgisini ateşe yönelterek bir çubukla közü dürtükledi ve tabii ki son közünde küllenmesine sebep oldu. Böyle bir şey yaptığını bir daha duymayayım diye çıkıştı Scrooge. Yoksa Noel de işsizliğini kutlarsın. Yeğenine dönerek bu konuşma yeteneğini parlamentoya falan girerek kullansaydın ya dedi. Kızım amcacığım gel yarın akşam yemeğini bizde ye. Scrooge akşam yemeğini onlarla asla yemeyeceğini söyledi. Neden diye sordu yeğeni. Neden evlendin diye karşılık verdi Scrooge. Aşık oldum da ondan. Sanki mutlu bir Noel temennisinden daha da saçma olan tek şey buymuş gibi. Aşık olmuşmuş diye geveledi Scrooge. Hadi iyi akşamlar. Ama amca evlenmeden önce de evime gelmiyordun sen. Neden şu an sebebi buymuş gibi davranıyorsun? İyi akşamlar diye tekrar etti Scrooge. Senden bir şey istemiyorum. Hiçbir talebim yok. Neden beni yok sayıyorsun? İyi akşamlar dedi Scrooge. Seni bu kadar umursamaz gördüğüm için üzgünüm. Seninle kavga etmişliğimiz bile yoktur oysa. Ama ben yine de Noel ruhumu koruyacağım ve size de bu yüzden tekrar mutlu Noeller diliyorum amcacığım. İyi akşamlar. Mutlu yıllar. Of, iyi akşamlar dedi Scrooge. Yeğeni odayı tüm bu laflara rağmen hiçbir kırgınlık imaresi göstermeden terk etti. Dışarıya çıkarken Noel temennileri katibe de iletmek için duraksadı. Katip üşümüş olmasına rağmen Scrooge'dan çok daha sıcak bir insandı ve Scrooge'un yeğenine yürekten bir cevap verdi. Katibin laflarını duyan Scrooge, al işte 3 kuruş para kazanan, bir aile geçindirmeye çalışan ve mutlu bir Noel'den bahseden başka bir ahmak daha. Deli olacağım. Scrooge'un yeğeni çıkarken içeriye iki kişi girdi. İri kıyım adamlar da ve oldukça bakımlı görünüyorlardı. Şapkalarını çıkartmış, Scrooge'un ofisinde dikiliyorlardı. Ellerinde kitaplar ve kağıtlar da vardı. Scrooge ve Marley değil mi? Diye sordu adamlardan biri listesine bakarak. Bay Scrooge siz misiniz? Yoksa Bay Marley mi demeliydim? Bay Marley öleli 7 yıl oluyor dedi Scrooge. 7 yıl önce tam da bu gece öldü. Bay Marley'in cömertliğinin hayattaki ortağı tarafından sürdürüldüğüne şüphemiz yok. Dedi adamlardan biri kartını uzatırken. Marley ile Scrooge birbirlerine oldukça benzediği için bu tahmininde oldukça haklıydı. Ama cömertlik kelimesini duyan Scrooge kafasını sallayarak adamın kartını geri uzattı. Yarın bu neşeli döneminde Bay Scrooge diyerek söze başladı adamlardan biri ve eline bir kalem aldı. Bizim yardımımıza her zamankinden daha fazla ihtiyacı olan fakirler ve muhtaçlar için bağış toplamayı çok makbule geçiyor biliyorsunuz. Binlercesi çok temel ihtiyaçlarını karşılayamazken daha yüz binlercesi sıcak bir evin bile ancak hayalini kurabiliyor efendim. Çok hapishane yok mu? Hiç hapishane yok mu diye sordu Scrooge. Çok sayıda hapishane var diye cevap verdi adam kalemini bırakarak. Peki ya Darülaceziler cezeler diye sordu Scrooge. Hala çalışıyorlar değil mi? Tabii ki cevabını verdi adam. Keşke ihtiyaç kalmamış olsaydı ama işliyorlar. Öyleyse yoksullara yardım yasası da hala yürürlükte değil mi? Evet yürürlükte efendim. Öyle şeyler söylediniz ki bir şey oldu da tüm bu saydıklarım yürürlükten kalktı ve işlemeyi durdurdu zannettim, dedi Scrooge. Hala çalışıyor olduklarını duyduğuma sevindim. İşliyor olmalarına rağmen ne yazık ki yardımları bir yere kadar ulaşıyor ve herkese yetmiyor, dedi adam. Biz de bu sebeple yoksullar için yiyecek veya yakacak alabilmek için bağış topluyoruz. Bu dönemi seçtik çünkü ihtiyaçların en üst seviyeye ulaştığı ve yardımların en çok sevindirdiği bu dönem bu dönem. İsminizin yanına ne kadar yazayım? Yazmayın dedi Scrooge. Bağışınızı isimsiz mi yapmak istiyorsun? Beni yalnız bırakmanızı istiyorum dedi Scrooge. Ne yapmak istediğimi soruyorsunuz ya işte cevabım. Noel döneminde mutlu olmuyorum ben ve boş yaşayan insanları da mutlu etmek için hiçbir çabam yok.
İsimlerini zikrettiğim kuramlara destek olmak için para veriyorum ve bu da oldukça fazla parama mal oluyor. İhtiyacı olanlar bu kurumlara gitsinler. Pek çok insan bu kurumlara gidemiyor ve kimisi de bu kurumlara gitmekten aç kalmayı yeğliyor. Madem aç kalmayı yeğliyorlar, dedi Scrooge, aç kalıp ölsünler o zaman. Böylece nüfus artışına da çözüm bulunmuş olur. Ayrıca bu konularda fikir yürütmek de istemiyorum. Belli ki fikir yürütebiliyorsunuz ama, dedi adam. Bunlardan bana ne, diye cevap verdi Scrooge. Bir adamın kendi işini bilmesi kendisine yeter de artar bile. Başkalarının işlerine karışacak değilim. Benim işim beni sürekli meşgul ediyor zaten. İyi akşamlar beyler. Konuşmayı devam ettirmenin hiçbir işe yaramayacağını açıkça anlayan adamlar dışarı çıktılar. Scrooge yaptığı bu konuşmalardan sonra kendisini daha iyi hissedebiliyordu ve normalde olduğundan daha alaycı bir havaya büründü. Bu arada sis ve karanlık iyice çöktüğünden insanlar ellerindeki titrek ışıklarla at arabalarına yol göstericilik yapmayı önerir olmuşlardı. Eski bir kilisenin kulesindeki sevimsiz çan, Scrooge'a duvardaki gotik bir pencereden kurnaz kurnaz bakıyor ve saat başlarını bildirirken dondurucu soğuk yüzünden üşüyüp takırdayan dişlerin çıkarttığı seslere benzeyen çıtırtılar çıkartıyordu. Soğuk da giderek artmıştı. Ana caddede meydanın bir kenarında bazı işçiler gaz borularını tamir ediyordu. Etrafında hırpani adamların ve çocukların toplanıp ellerini ısıttığı ve gözlerini dalarak baktığı bir ateş yakmışlardı. Su tulumbasının içindeki su aniden donmuş gibi görünüyordu. Çoban püsküllerinin sarktığı ve lambaların sıcaklığının camlardan sokağa aktığı dükkanların önünden geçen insanların yüzleri aydınlanıyordu. Pazarlık ve satış gibi sıkıcı kavramlar bile sokakta alışveriş yapan insanların yüzlerindeki neşe sebebiyle eğlenceli bir işmiş gibi görünür olmuştu. Büyük vali konağında oturan belediye başkanı tıpkı bir belediye başkanına yaraşır şekilde Noel kutlaması için 50 aşçı ve kahyaya görev vermişti. Geçen pazartesi sokakta ayan beyan sarhoş dolaştığı ve insanlara rahatsızlık verdiği için para cezası ödemek zorunda kalmış olan küçük terzi bile tavan arasında yarın yenecek tatlının hazırlığına girişmişti. Narin karısı ile çocuğu ise et satın almak için pazara çıkmışlardı. Bu arada sis daha da yoğunlaşmıştı ve hava iyice soğudu. Havadan ısıran ve içe işleyen bir soğuk vardı. İşte bu içe işleyen soğuk yüzünden sesi oldukça titrek çıkan bir genç, Scrooge'un kapısında anahtar deliğine doğru eğilerek bir Noel şarkısı söylemeye başladı. Tanrı sizi korusun sayın bayım, sizi ümitsizliğe düşürmesin. Daha yeni başlamış olmasına rağmen Scrooge eline geçen bir cetveli kapıya doğru fırlatınca kapıcı korkuyla kaçtı. Şarkıcı korkuyla kaçtı ve anahtar deliği sis ve dondurucu soğukla tekrar baş başa kaldı. En sonunda iş yerini kapatma saati gelmişti. Kötü niyetle yerinden kalkan Scrooge, küçücük odasında oturan katibine giderek çıkabileceğini belirtti ve katip de hemen yanan mumu söndürüp şapkasını giydi. "Yarın tüm gün izin istersin sen şimdi değil mi?" diye sordu Scrooge. "Eğer sizin için de uygunsa efendim." "Uygun muygun değil," dedi Scrooge. "Hiç mantıklı da değil zaten. Çalışmadığın günlerce maaşından kessem bunu haksızlık sayarsın değil mi?" Katip hafifçe amacı bir şekilde gülümsedi. "Ama hiç çalışmadığım günlerde para verdiğimde bunu yine de emeğinin karşılığı görüyorsun sonuçta." Katip bunun yılda sadece bir defa olduğunu söyledi. "Yılın her Noel döneminde yan kesicilik yapmak için kötü bir bahane bu," dedi Scrooge. Önünü iliklerken. "Ama sana tüm gün izin vermek zorundayım sanırım. Yine de ertesi gün sabah erkenden işinin başında olacaksın." Katip erkenden geleceğine söz verdi ve Scrooge homurdanarak dışarı çıktı. İş yeri çabucak kapandı ve katip belinden aşağıya dek sarkan beyaz atkısıyla bir paltosu yoktu. Tepeden aşağıya kayan çocuklarla birlikte Noel arifesi geleneği olduğu üzere 20 kez saydı ve sonra olanca hızıyla evine doğru koşarak körebe oyununa katıldı. Scrooge her zaman gittiği kasvetli handa
Yine kasvetle yemeğini yedi ve tüm gazeteleri okuyup gecenin geri kalanında banka defterlerini düzenleyerek evine uyumaya gitti. Bir zamanlar ortağına ait olan ve öldükten sonra kendisine kalan bir dairede yaşıyordu. Dairede oldukça iç karartıcı odalar vardı ve ortadaki avlusuyla birlikte evin diğer evlerin arasında sıkışıp kaldığı, gün yüzü görmediğinden adeta mutsuz olduğu düşünülebilirdi. Burada Scrooge'dan başka kimse oturmuyordu çünkü ev çok yaşlı ve iç karartıcı bir yerdi. Diğer odaların hepsi sokağa bakan iş yerleri olarak kullanılıyordu. Avlu o kadar karanlık oluyordu ki Scrooge her taşını ezbere bilmesine rağmen yolunu el yordamıyla buluyordu. Evin karanlık kapısında sis ve buz taşlaşmış oturuyor gibi görünüyordu. Kapının üstündeki tokmak biraz büyüktü ama bunun dışında tokmakla ilgili göze çarpan başka bir özellik olmadığını söylemeliydim. Scrooge bu tokmağı gece gündüz burada kaldığı süreler boyunca da görüyordu. Ayrıca Scrooge takıntılı bir insan değildi hani. Bir de şunu söylemekte fayda var ki, Scrooge 7 yıldır ölü olan ortağını en son o öğleden sonra almıştı. Öyleyse lütfen bana Scrooge'un kapının kilidine anahtarını sokup kafasını kaldırdığında neden kapı tokmağı yerine Marley'in suratını gördüğünü açıklar mısınız? Marley'in suratı yahu, avludaki diğer her şeyin gömülü olduğu o karanlık, kapı tokmağına nüfuz etmiyordu sanki. Üstüne uğursuz bir ışık düşmüştü. Kızgın veya öfkeli falan değildi ama Scrooge'a eskiden Marley nasıl bakıyorsa tıpkı öyle bakıyordu. Saçları sanki bir rüzgar varmışçasına dalgalanıyordu ve gözleri faltacı gibi açık olmasına rağmen tamamen hareketsizdi. Bu hareketsizlik ve donuk renk sebebiyle görüntü oldukça korkutucuydu ama korkunçluğu surat ifadesinden kaynaklanıyormuş gibi değildi. Sanki açıklanamayan bir ürkünçlük yayıyordu etrafını. Scrooge bu akıl almaz olaya baka kalmışken görüntü tekrar kayboldu ve geriye bir takapı tokmağı kaldı. İrkilmediğini, hayatını hiç hissetmediği bir tedirginliğin kanını dondurmadığını söylersem yalan söylemiş olurum. Ama yine de elinden bırakmış olduğu anahtarı tekrar tekrar anahtar deliğine sokarak kendine emin bir şekilde çevirdik, içeri girdi ve mumunu yaktı. Kapıyı kapatmadan önce bir anlık tereddütle durakladı ve kapının arkasına dikkatle baktı. Sanki kapının arkasında Marley'in saçlarını görecekmiş gibiydi ama gözüne çarpan tek şey tokmağı tutan çiviler ve somunlar oldu. Yok artık canım diyerek kapıyı kapattı. Ses evin içinde bir şimşek gibi yalkalandı. Yukarıdaki her oda ve aşağıdaki şarap tüccarlarının mahzenlerindeki tüm fıçılar teker teker sesi yankıladı. Scrooge yankıdan korkatacak bir adam değildi tabii. Kapıyı kapattı, holü geçti ve merdivenlerden yavaş yavaş yukarı çıktı. Çıkarken de mumun ateşiyle uğraşıyordu. Merdiven ile sahanlık o kadar genişti ki, hani at koşturursun denilir ya, o laf bu genişlikteki bir yer için az bile kalırdı. Sokaktaki yarım düzine gaz lambası girişi aydınlatmaya yetecek cinsten değildi. O yüzden Scrooge'un taşıdığı mumun etrafını pek aydınlatmadığını tahmin edebilirsiniz. Bu Scrooge'un hiç umurunda değildi. Karanlık paraya mal olmadığından Scrooge karanlığı seviyordu. Ama ağır kapısını kapatmadan önce odalara girip çıkarak her şeyin yerinde olup olmadığını kontrol etti. Demin gördüğü surat bunları yapmasını sağlayacak kadar onu etkilemişti. Oturma odası, yatak odası, sandık odası hepsi olması gerektiği gibiydi. Masanın altında, koltuğun altında kimse yoktu. Şöminede küçük bir ateş yanıyordu. Bir çanak ve kaşık yerinde duruyordu. Ocakta çorba dolu küçük bir tencere vardı. Scrooge soğuk almıştı da. Yatağın altında, dolabın içinde, duvarda, şüpheli bir biçimde duran sabahlığının içinde de kimse yoktu. Bildiğiniz bir sandık odasıydı işte. Kullanılmayan şömine siperi, eski ayakkabılar, iki balık sepeti, bir bacağı kırık çamaşır askısı ile bir ocak süngüsü vardı. Tatmin olmuş bir şekilde kapıyı kapattı ve kendisini içeriye kilitledi. Hatta hiç alışkanlığı olmamasına rağmen anahtarı iki kez çevirdi. Kendisini şaşırtacak hiçbir şey olmayacağına inanarak o boyun bağını çıkarttı. Sabahlığını ve terliklerini giydi. Gece takkesini de takarak çorbasını aldı ve ateşin yanına oturdu. Ateş o kadar küçüktü ki bu soğuk gecede pek kimseye hayrı olacak cinsten değildi. Yakınına oturmak zorunda kalmış ve üstüne eğilmişti. Bu kadar küçük bir yakacak parçasından alınabilecek tüm ısıdan ancak bu şekilde yararlanabilirdi sadece. Şömine çok uzun zaman önce felemenk bir tüccar tarafından yaptırılmıştı.
ve çevresindeki süslemeler kutsal kitaplardan alınmış resimlerden oluşuyordu. Habil ile Kabil, Firavun'un kızları, Sabah Melikesi, tüy gibi bulutların üstünde yere inen melek elçiler, İbrahim ve havariler gibi resimlerin hepsi onu etkileyebilir, düşüncelerini kaplayabilirdi. Ama 7 yıldır ölü olan Marley'in yüzünün görüntüsü bir kamçı gibi suratına inmiş, başka bir şey düşünmesine engeller olmuştu. Eğer düz karoların hepsi boş olsa ve düşünceleriyle her birinin üstüne bir resim yapılabilecek olsaydı ve hepsinde Marley'in yüzünün yüzlerce kopyası olurdu. Saçmalık yahu diye söylenince Scrooge, odanın bir yanından diğer yanına giderken birkaç kez dolanıp durduktan sonra tekrar oturdu. Kafasını geriye attığında gözleri eski ve artık kullanılmayan bir çana takıldı. Odada asılı duruyordu. Belli ki eskiden bir amaca hizmet ediyordu ama nedense unutuluvermişti. Scrooge büyük bir şaşkınlık ve korkuyla bu çanın sallanmaya başladığını fark etti. Öylesine yumuşak sallanıyordu ki neredeyse hiç ses çıkarmıyordu ama kısa süre içinde çınlamaya başladı ve evin içindeki tüm çanlar da onunla birlikte çalmaya başladı. Bu belki 30 saniye, belki de 1 dakika kadar sürdü ama Scrooge'a 1 saatmiş gibi geldi. Çanlar başladıkları gibi birlikte susuverdiler. Bu sefer de mahzendeki fıçıların üstünde biri ağır bir zincir sürüklüyormuş gibi bir ses çıkmaya başlamıştı. Scrooge perili evlerdeki hayaletlerin birbirine çarpan zincirler gibi sesler çıkarttıklarını duyduğunu hatırlayıverdi. Mahzenin kapısı bir çatırtıyla açıldı ve aşağıdaki odalardan sesin giderek yakınlaştığını duydu. Ses merdivenlerden yukarıya ve tam da kendi bulunduğu odaya doğru gelmekteydi. Bu belki 30 saniye, belki de 1 dakika sürdü ama Scrooge'a 1 saatmiş gibi gelmişti. Çanlar başladıkları gibi birlikte susuverdiler. Bu sefer de mahzendeki fıçıların üstünde biri ağır bir zincir sürüklüyormuş gibi bir ses çıkmaya başlamıştı. Scrooge perili evlerdeki hayaletlerin birbirine çarpan zincirler gibi sesler çıkarttıklarını duyduğunu hatırlayıverdi. Mahzenin kapısı bir çatırtıyla açıldı ve aşağıdaki odalardan sesin giderek yakınlaştığını duydu. Ses merdivenlerden yukarıya ve tam da kendi bulunduğu odaya doğru gelmekteydi. Yine de saçmalık dedi Scrooge. Bana inanmıyorum. Buna inanmıyorum. Ama Betty benzi atmıştı ve gözleri önünde ağır kapının içinden odaya bir şey girince sönmek üzere olan ateş sanki onu tanıyorum. Marley'in hayaleti bu dercesine bir cana gelmiş, bir sönükleşmişti. İşte bu aynı yüzdü. Marley örtülü saçları, her zaman giydiği paltosu, pantolonu ve botlarıyla tıpkı saçı gibi salınan botunun püskülleriyle içeri girmişti. Taşıdığı zincir beli hizasından dolanıyordu ama uzundu ve ardından bir kuyruk gibi sarkıyordu. Ayrıca Scrooge'un gözünden kaçmayan en büyük özelliği zincirden para kasalarının, anahtarların, asma kilitlerin, hesap defterlerinin, senetlerin ve çelikten yapılmış ağır cüzdanların sarkmakta olduğuydu. Bedeni şeffaftı, o yüzden Scrooge yeleğinin arkasındaki iki düğmeyi görebiliyordu. Scrooge, Marley'in midesi bir adam olduğunu işittirdi ama şimdiye kadar hiç inanmamıştı. Gerçi şu anda da pek inanmıyordu ama hayalete baktıkça ve hayalet karşısında dikildikçe ölüm soğukluğunu hissetmesine, kafasını ve çenesini saran örtüyü gözleriyle görebilmesine rağmen onlarla olanlara kuşkuyla yaklaşıyor ve hislerine karşı çıkmaya çalışıyordu. Nasıl yani diye sordu Scrooge her zamanki gibi iğneleyici ve soğuk bir sesle. Ne istiyorsun benden? Çok şey istiyorum dedi Marley'in sesi. Kimsin sen? Benim eskiden kim olduğumu sor. Kimdin sen öyleyse dedi Scrooge sesini yükselterek. Peki pek nevi şahsına münhasırmışsın sen de. Hayattayken senin ortağın Jacob Marley'di. Sen oturabiliyor musun diye sordu Scrooge ona şüpheyle bakarak. Oturabiliyorum. Otur o zaman. Scrooge'un bu soruyu sormasının sebebi böylesi şeffaf görünen bir hayaletin bir sandalye bulup oturabilme yetisine sahip olup olmadığını bilmemesiydi. Ama hayalet şöminenin karşısına sanki her şey normalmiş gibi oturuverdi. Bana inanmıyorsun dedi hayalet. İnanmıyorum tabii dedi Scrooge. Kendi hislerinle tecrübe ettiklerin dışında daha ne gibi bir kanıta ihtiyacın var? Bilmiyorum diye cevap verdi Scrooge. Hislerinden neden şüphe ediyorsun? Çünkü diye söze başladı Scrooge. En ufak şeyden bile etkileniyorlar. Midemi azıcık üşüttüğümde tüm algılarım birbirine giriyor. Sen azımsızlık yapan bir parça et, mideme dokunmuş acı hardal, bozuk bir parça peynir, pişmemiş bir patates parçasının bana oynadığı bir oyun olabilirsin. Sen her ne halsın bilemiyorum ama tabuttan ziyade nohuttan kaynaklanan bir sorunmuşsun gibi geliyor bana. Aslında Scrooge ne espri yapacak havadaydı ne de kendisini muzip hissediyordu.
Portland'ın sesi bile kanını dondurmaya yetiyordu ve aklını dağıtıp korkusunu yatıştırmak için zeka oyunlarına başvurmak istemişti. Odunluk ve sessizlik içinde parlayan gözler bakarsa Scrooge delirebilirdi. Portland'ın yarattığı korkunç bir atmosfer olduğu da yadsınamazdı. Scrooge bunu hissedemiyordu ama açıkça görebiliyordu. Hayalet tamamen hareketsiz oturuyordu. Saçı, ceketi ve ayakkabı püskülleri hala bir rüzgar varmış gibi dalgalanıyordu. Şu kürdanı görüyor musun dedi Scrooge. Bir anlık bile olsa hayaletin taş bakışlarını kendisine ayırabilme ümidiyle. Evet diye yanıtladı hayalet. Ona bakmıyorsun bile dedi Scrooge. Ama fik görebiliyorum dedi hayalet. İyi öyleyse dedi Scrooge. İnanışa göre bunu yutarsam hayatımın sonuna kadar cinler peşimi bırakmayacak. Böyle şeylere inananlar var. Oysa uydurmaca bunların hepsi. Saçmalık. Bu lafların üzerine hayalet öyle korkunç bir çığlık atıp zincirini öylesine dehşete düşüren bir sesle şaklattı ki Scrooge bayılıp kalmamak için kendini zor tuttu. Üstüne üstlük hayalet sanki o da çok sıcakmış gibi kafasındaki bandajı çıkartınca alt çenesi göğsüne düştü. Yarattığı dehşet muazzamdı. Scrooge dizlerinin üstüne çöküp elleriyle yüzünü kapattı. Merhamet et diye yalvardı. Ben de ne istiyorsun? Dünya zevkine düşkün insan diye cevap verdi hayalet. Bana inanıyor musun, inanmıyor musun? İnanıyorum diye dedi Scrooge. İnanmak zorundayım. Neden hayalete dünyada yürüyor? Neden bana görünüyorlar? Her insanın arkadaşlarıyla bir şeyler paylaşması, gezip görmesi gerekir. Her insanın içindeki ruh hayatta bunları yaşayamazsa ölümden sonra yapması gerekir. Hayatında yaşayamadıklarını ölümünden sonra görür ama tecrübe edemeden uzaktan bakar. Hayalet tekrar bir çığlık attı ve zincirini şaklattı. Zincirlenmişsin dedi Scrooge titreyerek. Nedenini söyler misin? Hayatımda ördüğüm zincire sarılayım diye cevap verdi hayalet. Her halkasını, her santimini kendim ördüm. Tamamen kendi hür irademle kuşandım. Bu zincirin sana yabancı gelmemesi gerek. Scrooge daha da fazla titremeye başlamıştı. Kendi taşıdığın zincirin ağırlığıyla uzunluğunu bilmez misin? 7 Noel önce bu ağırlıkta ve bu uzunluktaydı. O dönemden beri üstüne başka halkalar da ekledin. Korkunç bir ağırlığı yok mu sence de? Scrooge sanki kendisini 50-60 kulaçlık demir bir zincirle sarılı bulacakmışçasına yerlere bakındı ama bir şey göremedi. Jacob diye yalvardı. Jacob Marley, susma sakın. Gönlümü ferahlat lütfen Jacob. Sana verecek tesellim yok diye cevap verdi hayalet. Teselli dediğin başka ulaklarla, başka türlü insanlara verilir Ebenezer Scrooge. Sana kendi görevimi de söyleyemem. Başka bir şey yapmama izin yok. Dinlenemem. Kalamam, hiçbir yerde oyalanamam. Ruhum bizim iş yerinin dışına hiç çıkmadı. Hayatım boyunca ruhum iş yerimizin küçük sınırları dışına geçmedi ve önümde yorucu yolculuklar yatıyor. Scrooge ne zaman düşüncelere dalsa ellerini pantolonunun cebine koyma alışkanlığı vardı. Şimdi de hayaletin dediklerini düşünürken gözlerini kaldırmadan ellerini cebine koydu. Alçak gönüllü ve saygılı bir şekilde oldukça yavaşmışsın Jacob dedi. Yavaş mı? 7 yıldır ölüsün diye devam etti Scrooge. Tüm bu zamanlar yolculuk mu yapıyorsun? Evet, hiç durmadan, hiç dinlemeden, ardı arkası kesilmeyen bir kahır bu. Hızlı mı yol alıyorsun diye sordu Scrooge. Rüzgarın kanatlarında diye cevap verdi hayalet. 7 yılda oldukça uzun bir yol kat etmişsindir. Bunu duyan hayalet bir başka çığlık daha kopardı ve zincirini gecenin sesinde öyle sertçe vurdu ki bekçi toplumun rahatını kaçırdığı için ceza kesse yeriydi. Tutsak eli kolu bağlı ve zincirlere vurulmuş halde asla sona ermeyecek bir emek harcayan ölümsüz bir yaratık oluyorsun. Sonsuza dek bu şekilde devam etmek zorundasın. Kısa hayatın boyunca ölümlü olsan dahi yaşamını pek çok iyi ve güzel şey yapmak için kullanabilirsin. Ama bunun farkında bile olmuyorsun. Boşa harcanan bir hayatın pişmanlığını çekeceğini bilmiyorsun. İşte ben öyleydim. İşte başıma bunlar geldi. Titrek bir sesle ama sen çok iyi bir iş adamıydın Jacob diye konuştu Scrooge. Söylediklerini kendi hayatıyla bağdaştırıyordu. İş mi? Diye haykırdı hayalet yumruklarını sıkarak. Benim işim insaniyet, toplum refahı, yardımseverlik, inayet, hoşgörü ve cömertlik olmalıydı. Mesleğim bu söylediğim işin muazzam denizinde bir damla suydu sadece. Beyhude üzüntüsünün sebebiymiş gibi zincirini havaya kaldırdı ve yere çarptı. Yılın bu döneminde diye devam etti hayalet. Çok büyük acı çekiyorum. Neden sanki kimseyi umursamadan insanların arasında dolaştım? Sanki yardım eli uzatabileceğim fakirler yok muydu? Scrooge, hayaletin bu sözlerini duyunca dehşete düştü ve titremez giderek arttı. Dinle beni diye bağırdı hayalet. Benim zamanım bitmek üzere. Dinliyorum ama lütfen tunturaklı konuşmalar yapma bana Jacob. Seni de görebildiğin bir şekle nasıl büründüm hiç fikrim yok. Pek çok gün yanında görünmeden oturmuştuğum var oysa. Bu kulağa pek hoş gelen bir fikir değildi. Scrooge ürperdi ve alnını birken teri sildi. Benim kefaretimin hafif bir yanı yok diye devam etti hayalet.
Bu gece buraya gelmemin sebebi benim karşılaştığım kaderin senin de yazgın olmasını engellemek. Sadece küçük bir umudum var Ebenezer. Her zaman çok iyi bir arkadaş oldun bana. Teşekkür ederim dedi Scrooge. Sana üç hayalet görünecek dedi diye devam etti hayalet. Bir anda Scrooge'un çehresi değişti. Bu bahsettiğin umut bu mu yoksa Jacob? Evet öyle. Aman yok almayayım öyleyse dedi Scrooge. Onlar sana görünmezse benim izlemek zorunda olduğum yoldan kurtulamazsın. Yarın çanlar saat 1'de çalarken ilkini göreceksin. Hepsini bir kere de gelseler de bu badireyi tek seferde atlatsam olmaz mı Jacob diye sordu Scrooge. İkincisini ertesi gece aynı saatte göreceksin. Üçüncüsünü ise sonraki gece saat 12'yi vurunca görünecek. Beni bir daha göremeyeceksin. Ama kendini kurtarmak istiyorsan aramızda geçen konuşmayı asla aklından çıkarma. Bu sözleri söyledikten sonra hayalet masadan bandajını aldı ve eskisi gibi kafasına doladı. Scrooge bunu bandajı takınca dişlerinin çıkarttığı sesten anladı. Tekrar gözlerini kaldırmaya cesaret etti. Ve doğaüstü ziyaretçisinin dik bir şekilde karşısında dikildiğini ve kolunda da zincirinin sarılı olduğunu gördü. Hayalet geriye doğru gitti. Attığı her adımda pencere biraz daha açıldı. Ta ki tamamen açılana dek Scrooge'u yaklaşması için çağırdı. Aralarında iki adım ya vardı ya yoktu. Marley'in hayaleti daha yakından gelmemesi için onu uyardı. Scrooge durdu. Hayalet elini kaldırdığında havayı garip seslerin doldurduğunu fark etmişti. Kendisini suçlayan ve oldukça hüzünlü anlamsız sesler duyuyordu. Bir an dinledikten sonra hayalet de bu ağıtlara katıldı ve karanlık gecenin içine doğru yol aldı. Scrooge merakına yenilip pencereye giderek dışarıya baktı. Her yerde oraya buraya giden ve inleyen bir sürü hayalet vardı. Hepsinde Marley'in hayaletinde olduğu gibi zincirler vardı. Bazıları birbirine bağlıydı ama hiçbiri özgür değildi. Pek çoğunu Scrooge'un gözü ısırıyordu. Bileğine devasa demir bir kasa kelepçelenmiş olan beyaz yelekli yaşlı bir hayalet ise çok iyi tanıyordu. Bir kapının önünde bebeğiyle yürümeye çalışan acınası durumdaki kadına yardım edemediği için yürek parçalayıcı bir şekilde ağlıyordu. Hepsinin çektiği acı barizdi. İnsanlara yardım etmek istiyorlardı ama bu kalbi bileti sonsuza kadar kaybetmişlerdi. Bu yaratıklar mı sisin içine gömüldü yoksa sis mi onları sarıp sarmaladı anlayamamıştı. Ama hepsinin de hayali sesleri hep birlikte kayboldu ve gece tıpkı Scrooge eve yürürkenki gibi sessizleşti. Scrooge camı kapayıp hayaletin girdiği kapıyı kontrol etti. Üst üste iki kez kilitlemişti. Hem de kendi elleriyle. Kapı demirleri yerinden bile oynamamıştı. Saçmalık diyecek oldu ama söylemekten vazgeçti. Gerek yaşadığı hisler, gerek günün yorgunluğu, gerek görünmez dünyanın kendisine görünmüş olması, gerek saatin iyice ilerlemiş olması sebebiyle dinlenmeye ihtiyacı vardı ve üstünü bile değiştirmeden yatağa giderek kafasını yastığa koyar koymaz uyudu. İkinci bölüm 3 hayaletten ilki. Scrooge uyandığında hava hala karanlıktı. Kafasını kaldırıp baktığında şeffaf camla odasının mat duvarlarını birbirinden ayıramadı. Gözleriyle karanlığı delmeye çalıştı. Yakınlardaki bir kilisenin çanları çalmaya başladığı için saatin kaç olduğunu anlamaya çalışırcasına dinledi. Ağır çan önce 6'dan 7'ye, sonra 7'den 8'e, sonra da 12'ye kadar çaldı ve durdu. 12 o yatarken saat 2'yi geçiyordu. Saat yanlış olmalıydı. Dişlilerin arasına bir buz parçası filan girmiş olmalıydı. 12 yahu. Bunun doğru olup olmadığını anlamak için çalar cep saatine başvurdu. Saat 12 kez çaldı ve durdu. Bu mümkün olamaz dedi Scrooge. Tüm gün ve gece uyumuş olamam ya. Güneşe bir şey oldu da saat de öğlen 12'yi vuruyor olamaz. Bu fikir kendisini yataktan çıkmaya teşvik etti ve pencerenin kenarına gitti. Bir şey görebilmesi için sabahlığının koluyla camdaki buzu silmesi gerekmişti. Sonra bile çok bir şey göremedi. Çıkartabildiği tek şey havanın hala çok sisli ve soğuk olduğu, ayrıca etrafta oraya buraya koşturan insanların var olmadığıydı. Gece dünyayı ele geçirip gündüzün yerine geçmiş olmadığıydı. İnsanların sokağa döküleceğini düşünüyordu. Eğer sayılacak gün kalmamış olsaydı, 3 gün sonra ödenmek üzere imzalanmış olan çekler filan nasıl ödenecekti? Scrooge tekrar yattı ve düşünüp durdu. Bu işten hiçbir şey anlamıyordu. Ne kadar düşünse aklı o kadar allak bullak oluyordu. Ne kadar düşünmemeye çalışsa aklı o kadar bu işe gidiyordu. Marley'in hayaleti canını çok sıkmıştı. Uzun süre düşünüp kendi kendisine bunların hepsinin bir rüya olduğunu telkin ediyordu. Ama neden sonra tekrar başa dönüp aynı soruyu soruyordu. Rüya mıydı değil miydi? Scrooge yattığı yerden kalkmadı ama hayaletin ona söylediği sözü hatırladı. İlk hayalet saat 1 olduğunda gelecekti. O saat gelene kadar uyanık kalma fikrinde karar kıldı. Zaten gözüne uyku girmeyeceğini bildiğinden verebileceği en iyi karar da buydu. Her çeyrekte çan çalardı.
Zaman o kadar yavaş akıyordu ki tekrar uykuya dalıp saati kaçırabileceğini düşündü ama sonunda kulağına gelen sesle saymaya başladı. Ding dong, çeyrek geçiyor dedi Scrooge. Ding dong, yarım dedi Scrooge. Ding dong, çeyrek var. Ding dong, tam bir oldu dedi Scrooge rahatlamış bir şekilde ve hiçbir şey olmadı işte. Asıl tam saati vuran çan çalmadan önce konuşmuştu. Derin ve hüzünlü bir çınlamayla çan biri vurdu. Hemen o anda odaya bir ışık düştü ve yatağının çevresindeki perdeler açıldı. Sanki bir el yatağının çevresindeki perdeleri bilinçli bir şekilde açmıştı. Yani hem de ayağının ucundakileri değil. Kafasının arkasındakileri de değil. Tam olarak yüzünün dönük olduğu taraftaki perdeler açılmıştı. Scrooge perdeleri açan elin sahibiyle yüz yüze gelmişti ve şu an size ben ne kadar yakınsam işte o yakınlıkta duruyordu. Ben nerede mi duruyorum? Şu an elinizin hemen altındayım işte. Bu garip bir yaratıktı. Çocuk gibiydi ama çocuktan ziyade yaşlı bir kadına da benziyordu. Sanki görüntüsü özellikle küçültülmüş ve bir çocuk boyuna sokulmuş gibiydi. Arkasından toplu saçları sırtıma düşüyordu ve yaşı sebebiyle bunlara ak düşmüştü. Ama suratında bir tane bile kırışıklık yoktu. Ve derisi bebek derisi gibiydi. Kolları oldukça uzun ve kaslıydı. Elleri de sanki görülmemiş bir güce sahipmiş gibi duruyordu. Ayakları ve bacakları oldukça şekilliydi ve kolları da çıplaktı. Apak bir ceket giymiş, yuvarlak beline pırıl pırıl parlayan çok güzel bir kemer takmıştı. Elinde yemyeşil bir dal çoban püskülüğü tutuyordu. Kışı anımsatan bu bitkiyle çelişen tek şey üstündeki yaz çiçekleriyle donatılmış giysisiydi. Ama en ilginci başındaki taçtan her şeyi aydınlatan parlak bir ışık saçılıyordu. Hayalet şu an koltuğunun altında tuttuğu başlığını kafasına taktığında bu ışık da doğal olarak sönüyordu. Aslında Scrooge daha da dikkatle baktıkça hayaletin en garip yanının bu olmadığını fark etti. Kemeri alacalı bulacalıydı ama bazen de bir orası sönüyor, bir burası kararıyordu. Hayalet hareket ettikçe bir o kolu yok oluyor, bir bu bacağı görünmez oluyor. Hemen sonra 20 bacağı olup çıkıyor, iki bacağı varken kafası kayboluyordu. Karanlığın içinde bu organlar hiçbir iz bırakmadan bir kaybolup bir görünür oluyorlardı. İnsan bunlara bırakıp şaşırırken hayalet tekrar kesin hatlara sahip oluveriyordu. Bana görüneceği söylenmiş olan hayalet siz misiniz efendim diye sordu Scrooge. Benim. Ses oldukça yumuşak ve nazikti. Bu kadar yakınında olmasına rağmen belli bir uzaklıktan konuşuyormuş gibi bir tınısı vardı. Kim ve nesiniz diye sordu Scrooge. Ben geçmiş Noellerin hayaletiyim. Onun oldukça kısa boyuna bakarak oldukça eski geçmişim mi diye sordu. Hayır, senin geçmişinin tabii ki. Scrooge daha sonra birisi sorsa nedenini söyleyemezdi belki ama hayaletin başlığını takmasını çok istemişti. Bu yüzden başlığını takması için ona yalvardı. Ne diye bağırdı hayalet? O dünyevi ellerinde benim saçtığım ışığı söndürmeye bu kadar hevesli misin? Tutkuları sebebiyle bu başlığın var olmasına ve yüzyıllardır başlığımı kafamdan çıkaramamama sebep olan insanlardan olman yetmiyor mu zaten? Scrooge hayatı boyunca bu hayaleti başlığa mahkum etmeyi asla istememiş olduğunu, böyle bir niyetinin asla olmadığını saygılı bir şekilde belirtti. Daha sonra cesaretini toplayarak buraya neden geldiğini sordu. Senin iyiliğin için diye cevap verdi hayalet. Scrooge minnettar olduğunu söyledi ama bölünmemiş bir gece uykusunun daha çok işine yarayacağını düşünmeden edemedi. Hayalet onun düşüncelerini okumuş olmalıydı ki anında seni ıslah etmek gerekecek. Dikkatli ol dedi. Konuşurken güçlü ellerini Scrooge'un koluna koydu. Ayağa kalk ve yürü benimle. Scrooge'un hava koşulları ve gecenin bu kör saatinin yürüyüş için pek uygun olmayacağı ile ilgili yalvarışları boşunaydı. Yatak sıcacıktı. Oysa termometre donma noktasının hâl altındaydı. Ayağında sadece terlikleri, üstünde sabahlığı ve takkesi vardı. Üstüne üstlük hastaydı. Bu söylenişlere kulak asmayan hayaletin elleri, Scrooge'un kolunu bir kadın kadar narin tutuyordu ama gücüne karşı gelinemiyordu. Ayağa kalktı ama hayaletin pencereden dışarı çıkmak için davrandığını görünce cübbesinin eteklerine kapanarak yalvarmaya başladı. Ben ölümlüyüm dedi Scrooge ve düşmem hayli mümkün. Elimin kalbine değmesine izin verirsen diye söze başladı hayalet. Çok daha fazlasını da yapabilirsin. Konuşurken duvardan geçtiler ve bir köy yolunun üstünde durdular. Bir yanında tarlalar uzanıyordu. Şehir kaybolmuştu ve dış mahalleler bile görünmüyordu. Şehirle birlikte karanlık ve sis de görünmez olmuştu. Aydınlık serin bir kış günüydü ve yerlerde kar vardı.
Aman Tanrım dedi Scrooge etrafına bakarken. Burası benim doğduğum yer. Küçücük bir oğlanken burada dolaşırdım. Hayalet tatlılıkla ona baktı. Hafif dokunuşunu hala hissedebiliyor gibiydi. Havada binlerce farklı koku vardı ve her biri çoktan unutulmuş binlerce anısını, umudunu, heyecanını ve üzüntüsünü canlandırıyordu. Dudakların titriyor dedi hayalet. Ya yatağında gördüğüm şey ne? Yanağında gördüğüm şey ne? Scrooge pek alışkanlığı olmadığı üzere kekeleyerek onun bir sivilce olduğunu söyledi ve hayalete nereye gideceklerse gitmeleri için yalvardı. Yolu hatırlıyor musun diye sordu hayalet. Hatırlamak mı diye haykırdı Scrooge coşkuyla. Gözüm kapalı giderim o yolu ben. Bunca yıl içinde bunları hiç hatırlamamış olman ilginç. Haydi yolu göster o zaman. Yolda yürürlerken Scrooge her kapıyı, her evi ve her ağacı hatırladı. Uzakta küçük bir köy göründü. Köprüsü, kilisesi ve dolambaçlı bir deresi vardı. Üstlerinde erkek çocukları taşıyan küçük atlar kendilerine doğru geliyordu. Bu çocuklar çiftçilerin sürdüğü at arabalarındaki diğer çocuklara sesleniyorlardı. Tüm çocuklar neşeli görünüyor, birbirlerine sesleniyor ve tüm tarlaları neşeli bir havaya dolduruyorlardı. Bunlar geçmişin gölgelerinden başka bir şey değil, dedi hayalet. Bizim burada olduğumuzu bile bilmiyorlar. Güleç gezginler gelmeye devam etti. Scrooge gelenlerin hepsini tanıyordu. Onları gördüğüne neden bu kadar sevinmişti? Neden o dönük gözleri ışımıştı? Ve çocuklar yanlarından geçerken neden kalbi güt güt atmıştı? Herkes evine giderken yol ayrımında birbirlerine mutlu noeller dileklerini iletirlerken içi mutlulukla ve neşeyle neden dolmuştu? Mutlu bir Noel, Scrooge'a ne ifade ediyordu ki? Mutlu Noelleri batasıcalar. Şimdiye dek ona ne hayrı dokunmuştu ki? Okulda hala birileri var. Diye belirtti hayalet. Kimsesiz ve arkadaşlarının unuttuğu bir çocuk var hala. Scrooge onu yakından tanıdığını söyledi. Ana yoldan çıkıp bir yan yola saptılar ve kısa süre içinde kırmızı tuğlalardan örülmüş çatısında bir kubbesi ve üstünde de bir rüzgar gülü ile çan bulunan bir eve geldiler. Bu büyük bir evdi ama pek bakımsız görünüyordu. Geniş odalar kullanılmıyordu. Duvarları oldukça nemliydi ve yer yer yosun tutmuştu. Küçük camlar kırılmış, kapılar çürümüştü. Ahırda tavuklar gıdaklıyor ve kasıla kasıla yürüyorlardı. Arabalık ile barakaların hepsi tepesini ot bürümüştü. İş karartıcı koridora girince çok sayıda odanın açık kapısını gördüler. Bu odalar soğuk, boş ve eski püsküydü. Havada toprak kokusu vardı ve tüm eve bir soğukluk hakimdi. Terk edilmiş ve unutulmaya bırakılmış gibi bir havası vardı. Hayalet ve Scrooge koridordan geçip evin ardındaki bir kapıya yöneldiler. Kapı açılınca düz sıralar ve masalarla dolu uzun, çıplak ve hüzünlü bir odayla karşılaştılar. Cılız bir alevin karşısında yalnız bir erkek çocuk vardı. Scrooge yanına oturarak uzun süredir unuttuğu çocukluk haline baktı. Evde ne bir ses ne de bir nefes vardı. Yer karolarının altından ne bir farenin çıtırtısı geliyor ne de arkadaki boş bahçedeki su hortumundan bir damlama sesi duyuluyordu. Kavağın çıplak dallarından çıt çıkmıyor. Boş bir depo kapısı bile gıcırdamıyordu. Ateş bile çatırdamıyordu. Scrooge giderek gönlünün ağırlaştığını hissetti ve ağlamaya başladı. Hayalet koluna dokundu ve okuduğu şeye yoğunlaşmış olan gençliğini gösterdi. Tam o anda üstünde garip kıyafetler olan ama göze çok güzel görünen bir adam camın dışında belirdi. Kemerinde asılı bir balta vardı ve dizgininden tuttuğu eşeğin sırtına odun yüklenmişti. Ah bu Ali Baba diye şaşkınlıkla konuştu Scrooge. Şu bizim Ali Baba işte. Tanıyorum onu. Bir Noel zamanı orada kimsesiz çocuk tek başına otururken ilk kez işte aynen böyle görünmüştü ona. Zavallı çocuk. İşte bak cin de burada sultana dersini veriyor. Scrooge bu konulara olan ilgisini gülmekle ağlamak arasındaki garip bir sesle belli ederken şehirdeki arkadaşları şimdi onu görse tanımakta zorlanırlardı. Ah işte papan da burada diye bağırdı Scrooge. Yeşil gövdesi bir de sarı kuyruğu var. Ve tepesinden kıvırcık salata gibi bir şey fışkırmışa benziyor. Adanın etrafında dolaştıktan sonra görmüştü onu zavallı Robinson Crusoe. Nerelerdesin Robinson Crusoe? Rüya gördüğünü sanmıştı ama görmüyordu. İşte o papan bu. Bak cuma da cılız dereye doğru koşuyor. Hey hop şşt. Kişiliğine oldukça ters bir şekilde eski halini görünce tekrar zavallı çocuk diye haykırdı. Keşke diye kendi kendine söylendi Scrooge elini cebine koyup etrafına bakarken.
Ama artık çok geç. Ne oldu diye sordu hayalet. Hiç dedi Scrooge. Bir şey yok. Geçen gece kapımda bir çocuk Noel şarkıları söylüyordu. Ona bir şeyler vermiş olmayı diledim o kadar. Hayalet düşünceli bir şekilde gülümsedi. Bir başka Noel daha görmeye ne dersin? Derken elini sallıyordu. Scrooge'un çocuk hali bu kelimelerle büyüverdi ve o da biraz daha karanlık ve kirli görünmeye başladı. Karolar küçüldü, camlar çatırdadı, tavanın boyası dökülmüştü ve altındaki latalar görünüyordu. Tüm bunların nasıl olduğunu sizin kadar Scrooge da bilmiyordu. Ama gördüğü her şeyin geçmişine ait olduğunu görebiliyordu. Tüm diğer çocuklar Noel tatili sebebiyle evlerine gitmişlerdi ve o yine buralarda yapayalnızdı. Bu sefer kitap okumuyor, aşağı yukarı volt atıyordu. Scrooge hayalete baktı ve kafasını sallayarak endişeli bir şekilde kapıya döndü. Kapı açıldığında içeriye oğlandan daha küçük bir kız girerek kollarını oğlanın boynuna doladı. Onu bir yandan öpüyor, bir yandan da sevgili canım kardeşim diyordu. Seni eve götürmeye geldim canım kardeşim benim, dedi çocuk küçük ellerini çırparak. Eve geliyorsun sen de, yaşasın eve dönüyorsun. Eve mi küçük fan, diye sordu oğlan çocuk. Evet, diye cevap verdi kız neşeyle. Bir daha gitmemek üzere eve dönüyorsun. Babam eskisinden çok daha tatlı bir insan oldu. Evimiz cennet gibi. Bir gece ben yatarken benimle o kadar güzel konuştu ki ben de ona eve gelip gelemeyeceğini sormayı cesaret edebildim. O da gelebileceğini söyledi ve seni eve getirmem için bir at arabası yolladı. Gözlerini kocaman açıp buraya bir daha asla dönmeyeceksin. Ama daha da güzeli, dünyadaki en güzel zaman olan Noel'de birlikte olacağız. Kocaman kız olmuşsun sen fan, dedi oğlan. Kız ellerini çırptı ve güldü. Oğlanın kafasına dokunmaya çalıştı ama bunun için daha çok küçüktü. O yüzden parmaklarının ucuna kalkarak ona sarıldı. Sonra bir çocuk hevesiyle kapıya doğru çekiştirmeye başladı. Oğlan da seve seve ardından gitti. Koridorda insanı korkutan bir ses yankılandı. Scrooge efendinin bavulunu buraya indirin. Bu sözlerle birlikte koridorda okul müdürü belirdi ve Scrooge'a öylesine aşağılama dolu gözlerle baktı ki Scrooge el sıkışırken korkak bir ruh haline bürünmüştü. Onları camdan kafasını içeriye uzatmaya çalışan güneşin bile soğuk yüzünden donuk göründüğü, duvarda çeşitli haritaların durduğu hem buz gibi hem karanlık bir odaya götürdü. Çok hafif görünüşlü bir şarap sürahisiyle çok ağır görünüşlü bir pasta çıkararak gençlere bu acayip yiyecekleri taksim etti. Bu sırada kara kuru hizmetçi at arabasının sürücüsüne bir kadeh bir şey götürmesi için yollamıştı. Ama sürücü çok teşekkür ettiğini, lakin daha önce tattığı içkinin aynısıysa içmediğini, istemediğini söylemişti. Scrooge'un valizleri bu sırada arabaya yüklenmişti ve çocuklar hevesle okul müdürüne veda ettikten sonra arabaya binerek donmuş bahçedeki kar kaplı ağaçların üstündeki karları savura savura gamsız bir şekilde uzaklaştılar. Çok narin bir kızdı. Sanki bir nefeslik canı varmış gibiydi, dedi hayalet. Ama kocaman bir kalbi vardı. Aynen öyleydi, dedi Scrooge. Çok haklısın. Kimse inkar edemez bunu. Öldüğünde gencecik bir kadındı, dedi hayalet ve ekledi. Sanırım çocuğu da vardı. Bir çocuğu vardı. Evet, dedi hayalet. Senin yeğenin. Scrooge'un kafası bir şeylerle meşgul gibiydi ve kısaca evet diyebildi. Sonra okulu arkalarında bıraktılar. Şu an bir şehrin kalabalık sokaklarından birindeydiler. Burada gölgeler içinde insanlar yürüyor. Karanlık at arabaları birbirlerinden yol istiyor ve tüm şehrin kargaşası kolayca anlaşılabiliyordu. Dükkanların görüntüsünden burada da Noel olduğu anlaşılıyordu ama akşam olmuştu ve sokaklar aydınlatılmıştı. Hayalet bir deponun önünde durduğunda Scrooge buranın neresi olduğunu anlamıştı. Burayı biliyorum, dedi ve burada çıraklık etmiştim. İçeri girdiler. Yüksek bir masanın ardında oturan 2 santim daha uzun olacak olsa kafasını tavana vuracakmış gibi görünen ve tepesinde örgü bir bere bulunan bir adam duruyordu. Scrooge heyecanla bağırdı. Amanın, bu bizim Fezziwig. Ah, tatlı kalpli Fezziwig. Tekrar canlanmış işte. Yaşlı Fezziwig kalemini bıraktı ve yediği vurmuş olan saate bakmak için kafasını kaldırdı. Ellerini ovuşturduğu geniş paltosunu üstüne alırken bir kahkaha koyuverdi. Tepeden tırnağa yardımseverlik dolu, rahat, neşeli ve kalın bir sesle bağırdı. Hey, orada mısınız? Ebenezer Dick. Scrooge'un artık genç bir adam olmuş hali çabucak içeri girdi ve yanında diğer çırak arkadaşı vardı. Bu da Dick Wilkins, dedi Scrooge hayalete. Ah, işte o da burada. Bana çok bağlı bir çocuktu Dick. Zavallı Dick. Her şey çocuklar, dedi Fezziwig. Bu akşam daha fazla çalışmayın bakayım. Dick, Noel arifesi geldi.
Noel diyorum, Ebenezer. Hadi kemikleri kapatı verin bakayım, diye devam etti. Ve hemen ardından çabuk olun, çabucak hallediverin, hadi, dedi. İki oğlanın nasıl bir hızla işe koyulduklarını görseniz şaşardınız. Kepenkleri bir nefeste kapatılar. Siz daha ona kadar sayamadan hepsi indirilmişti bile. Son kepenkleri de kapattıktan sonra nefes nefese kalmış bir şekilde içeri girdiler. İşte böyle, diye bağırdı Fezzivik. İnanılmaz bir atiklikle yüksek masadan aşağı yenilerek, etrafı toplayın oğullarım. Eşyaları da kaldırın bakayım. Hadi koş, koş bakalım Ebenezer. Bu malı bir temizliğe giriştiler. Ortalığı öyle bir parçalamış, parlatmışlardı ki Fezzivik onlara bakarken bir dakika içinde her şey güzelleşivermişti. Sanki birileri taşınıyormuş gibi etraftaki tüm eşyalar kutulara konmuştu. Yerler silinip süpürüldü, lambaların fitilleri düzeltildi, ateşe odun atıldı ve oda kışın bir balo salonuna nasıl görmek salonunu nasıl görmek istiyorsanız onun kadar parlak ve ışıltılı oluvermişti. Eserin adı Bir Yılbaşı Öyküsü. Eserin yazarı Charles Dickens.